Merhaba, ben Orçun Madran. Bu videomuzda kütüphane, arşiv ve müzelerde açık lisansların kullanımıyla ilgili bilgiler size aktarmaya çalışacağım. İçeriye şöyle bir göz attığımızda, açık lisanslar nedir, açık lisanslar ne işe yarar, açık lisansların kullanım alanları ve daha sonra da kütüphane, arşiv ve müzelerde açık lisansların kullanımıyla ilgili örneklere göz atacağız. Açık lisanslar nedir sorusunu aslında her hakkı saklı kavramı yerine bazı hakları saklı yaklaşımı benimsediğini söyleyerek başlayabiliriz. Burada aslında copyright olarak ifade ettiğimiz her hakkı saklı yaklaşımında herhangi bir eserin üzerinde bir değişiklik yapılması, bir yeniden kullanımı açılması veya paylaşılması ile ilgili eser sahibine mutlaka bir izin almak gerekiyor. Bunun tam tersi olan copy left dediğimiz yani telif hakkının olmaması durumunda ise istediğimiz gibi doküman üzerinde veya ilgili eser üzerinde değişiklik yapabiliyoruz, paylaşabiliyoruz ve bu çalışmalarla ilgili olarak tekrar bir izin alma sürecine gerek olmuyor. Ama Creative Commons dediğimiz bu açık lisans yapısı içerisinde ise bazı hakları saklıdır yapısı ortaya çıkıyor. Yani o katı telif hakları copyright yapısıyla Hiçbir telif olmayan yapı arasındaki aslında gri alanları bize tanımlamış oluyor Creative Commons ve belirli hakların sağlanması yani tamamen yasaklanmasıyla tamamen serbest bırakılması arasında belirli hakların düzenlenmesiyle bir lisans ailesi oluşturulmuş oluyor ve buna biz aslında kabaca Creative Commons olarak ifade ediyoruz. Creative ile ilgili birazcık daha detaya inelim. Ee, kar amacı gütmeyen uluslararası bir organizasyon Creative Commons ve e, açık lisanslar topluluğu sunuyor bize. Bilginin paylaşımına, tekrar kullanımına ve adaptasyonuna olanak veriyor. Aynı zamanda CC lisansları eserin ilk sahibinden itibaren katkı veren herkese atıf verilmesinde şart koşuyor. Yani en geniş kapsamda bir kullanım hakkı sunan lisansta bile sizin o esere katkı veren herkese bir şekilde atıfta bulunmanız gerekiyor. Açık lisansların aslında farklı aşamalarda, farklı seviyelerde katmanları olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi hukuksal metin. Yani o lisansla ilgili bir sözleşme, bir detaylı metin olduğunu söyleyebiliriz. Herhangi bir hukuksal problem olduğu zaman, hukuksal açıdan bir değerlendirme yapılması gerektiği zaman bu metin üzerinde çalışılıyor. Diğeri insan tarafından okunabilen dediğimiz daha kısa aslında burada deed olarak geçiyor bunu tapu olarak geçiyor. Daha kısa kapsamda bir e, döküman ki bunun üzerinde aslında sıradan kullanıcının son kullanıcının daha rahat anlayabileceği bir dil var. Ve ikonlarla bunlar destekleniyor. Bir de makine tarafından okunabilen şeklinde ifade ettiğimiz aslında harmanlama sistemlerinin yani internette gezen arama motorlarının örümceklerinin gelip baktıkları ve ilgili dökümanın ilgili eserin lisans bilgilerini okuyabildikleri bir katman yapısı olduğunu görüyoruz. Burada bir e, hukuksal metin örneği var. E, Atıf 4.0 uluslararası kamu lisansının uzayıp giden bir metin yapısı var. Dediğim gibi burada çok detaylı bir şekilde e, bu sözleşmeyle ilgili aslında bir anlamda bu lisansla ilgili yapıyı e, gözlemleyebiliyorsunuz. Bu da bizim diğit dediğimiz, tapu dediğimiz aslında yapı. Burada da hem ikonlarla anlatılıyor çalışmalar hem de çok kısa metinlerle işte bu eseri paylaşabilirsiniz, adapte edebilirsiniz, ticari amaçla örneğin dahil olmak üzere her türlü şekilde kullanabilirsiniz şeklinde ifadelerin yer aldığı yapıyı gözlemliyoruz. Makine tarafından okunabilen kısımda ise aslında bizim üst veri olarak tanımlamasını yaptığımız ve bir şekilde XML tabanlı olarak ifade edebileceğimiz ve CCREL adını verdiğimiz bir aslında işaretleme dili kullanan bir yapı burada söz konusu oluyor. Arama motoru bizim Creative Commons lisansının bir anlamda makinenin okuyup anlayabileceği bir şekilde oluşturuyor ve bunlar bir web ortamında ise HTML kodunun içerisine gömülü olarak geliyor ve bu HTML kodunun içerisinde bu lisansla ilgili detaylı bilgileri görebiliyoruz ve buradan örneğin Dublin Core'un da anahtar kelimeleriyle veya CCREL dediğimiz Creative Commons'ın kendi işaretleme dilinin anahtar kelimeleriyle gerekli bilgileri aktarma imkanına sahip oluyor. Creative Commons'ta temel olarak 6 farklı lisans yer alıyor kullanabileceğiniz. Burada görmüş olduğunuz lisanslardan en üstteki yani bizim CC BY dediğimiz sadece atıf yapmanızın gerekli olduğu lisanstan en altta gördüğünüz atıf gayri ticari türetilemez şeklindeki en aslında kısıtlı lisansa kadar bir lisans ailesi yer alıyor. Buradaki lisanslarda dikkat ederseniz bir insan ikonu var. Bu insan ikonu aslında her lisansta mutlaka atıf yapılması gerektiğini gösteriyor. Bununla beraber en üstten itibaren şöyle bir genel çalışmalarına bakacak olursak CC BY'da sadece atıf vermeniz gerekiyor. Üzerinde değişiklik yapabiliyorsunuz. Ticari amaçla kullanabiliyorsunuz. Daha sonra değişiklik yaptıktan sonra istediğiniz gibi lisans değişiklikleri yapabiliyorsunuz. Hemen onun altındaki atıf aynı lisansla paylaş çalışmasında ise yine atıf zorunlu. Fakat üzerinde herhangi bir değişiklik yaptıktan sonra bile yine aynı lisansla paylaşmanız gerekiyor. Yani lisans üzerinde bir değişiklik yapamıyorsunuz. Farklı bir lisansa dağıtamıyorsunuz. Atıf türetilemez dediğindeki yapıda yine burada bir e, ticari amaçla kullanım konusunda bir sıkıntı yok. Atıf vermeniz gerekiyor ama üzerinde herhangi bir değişiklik, bir adaptasyon yapmanız mümkün olmuyor. Atıf gayri ticari de atıf yapıyorsunuz ama Burada ticari amaçla kullanamıyorsunuz. Fakat üzerinde her türlü değişikliği bir şekilde ekleyip çıkartma işlemlerini rahatlıkla gerçekleştiriyorsunuz. Atıf gayri ticari aynı lisansla paylaşta ise burada üzerinde adaptasyon izin veriliyor. Her türlü değişikliği yapabiliyorsunuz. Yine atıf vermeniz zorunlu. Ticari amaçla kullanamıyorsunuz ve tekrardan bu lisansla, aynı lisansla paylaşma zorunluluğu geliyor. Ve kapsamı dar yani paylaşım anlamında aslında en az haklara sahip olan lisans ise atıf gayri ticari türetilemez lisansı. Burada yine atıf yapmanız gerekiyor. Ticari amaçla kullanamıyorsunuz. Yine bu lisansla türetilemez olduğu için aynı lisansa devam etmeniz gerekiyor. Ve üzerinde hiçbir değişiklik yapamıyorsunuz. Bu lisanslara bu 6 tane lisansı ek olarak da telifsiz eserlerde Creative Commons'ın kullanım özelliklerine şöyle bir göz atabiliriz. Bunlardan bir tanesi hiçbir haklı saklı değil. Yani CC0 dediğimiz eser sahibinin telif hakkını bir şekilde vazgeçtiği, telif hakkından feragat ettiği durumlarda kullanılan bir lisans. Ve bir de kamu malı dediğimiz bu public domain mark yani anonim olan eserlerde kullanılabilecek çalışmalar. Bunlara bir örnek verilebilir siz bir eser oluşturdunuz ve bu eserin üzerinde hiçbir hak iddia etmiyorsunuz. Yani bana atıf vermenize bile gerek yok. Benim ismimi zikretmenize bile gerek yok diyorsunuz. O zaman bunu CC sıfırla lisanslayabilirsiniz. Bunu kullanan kişi her türlü kullanım imkanına sahip olacak ama bununla beraber size atıf bulunmasına da gerek olmayacak. Böyle bir lisans çalışması. Bununla beraber kamu malında ise, public domain dediğimiz yapıda ise, örneğin Türkiye'deki eserlerde 70 yılını doldurmuş olan eserler veya anonim olarak bir şekilde kimin oluşturduğunun bilinmediği eserler, kamuya mal olmuş olan eserlerde bu çalışma oluşturulabiliyor. Burada da yine CC zero gibi herhangi bir şekilde atıf yapmanıza gerek olmuyor. Zaten atıf yapılacak kişiyi büyük ihtimalle bilemediğimiz durumlar da olabiliyor. Ama burada telifi tamamlanmış, telif hakkı dolmuş aslında eserler üzerinde de bu yapı kullanılabiliyor ve işte CC zero'ya benzer bir şekilde yine atıfta da bulunulmuyor. Ama burada kamu malı haline dönüşme durumunda şu belki de önemli bir şekilde artık telifle ilgili çalışmaları o süresini doldurmuş bir durumda olması burada farklı nokta olarak karşımıza çıkıyor. Bu da tabii aslında kamu malındaki durum ülkeden ülkeye değişiyor. Bir ülkesellik durumu var. Örneğin Türkiye'de 70 yılını doldurmuş olan eserlerde telif hakkı bir şekilde kamu malı haline dönüşmüş oluyor. Burada aslında Creative Commons'ın kendi sitesi üzerinden de erişilebilecek bir wiki yapısında bizim e, müzeler, e, arşivler, kütüphaneler ve galerilerle ilgili olarak bir listesi yer alıyor. Bu liste üzerinden e, Creative Commons'ın lisanslarını kullanarak içeriklerini paylaşan e, bir takım farklı kurum ve kuruluşlara erişme şansınız oluyor. Bu adresi ziyaret ettiğiniz zaman dünya çapında eserlerini, işte gerek e, Creative Commons'ın farklı lisanslarıyla, gerekse de kamu malı lisansıyla yayınlamış olan kurum ve kuruluşlara ulaşabilirsiniz. Şimdi kütüphanelerle ilgili e, durumu şöyle bir e, örneklerle e, açıklamaya çalışayım. Öncelikli olarak aslında kütüphaneler e, kurumsal arşivlerinin oluşturulması esnasında bu lisansları kullanabiliyorlar. Kurum içi üretilen eserlerin açık arşive kazandırılması bu anlamda avantajlı bir noktaya gelmiş oluyor. Örnek olarak kurum içerisinde bütün yapılan çalışmalar bir şekilde arşivleniyor ama bunlar açık hale getirileceği zaman, açık erişime sunulacağı zaman bunların bir şekilde bir lisansla belirlenmesi gerekiyor ki internet üzerinden bunlara erişebilen kişiler hangi haklarla bunları paylaşabileceklerine karar versinler. Açık lisansa sahip Kurum dışı eserlere katalogda yer verilmesi ve erişimin sağlanması amacıyla bunlar kullanılabiliyor. Örneğin üzerinde telif hakkı olmayan bir e, döküman bir eser var ya da telif hakkı dolmuş olan bir eser var veya telif hakkı bir şekilde creative commons'la belirlenmiş olan eserler var. İşte bunları kendi kataloğunuzda kendi koleksiyonunuza dahil edip kullanabilme aşamasında bu çalışma olabiliyor. Açık lisans harmanlama sistemleriyle entegrasyonun sağlanması amacıyla bu lisanslar kullanılabiliyor. Buradaki yapıyı da şöyle açıklayabiliriz. Örneğin sizin bir açık arşiviniz var. Bu açık arşive gelip örneğin Doğaj gibi farklı harmanlama sistemleri gelip sizin yapınızı bir şekilde harmanlayacaklar ve kendi ee, ...bir anlamda kataloglarına dahil edecekler bu yayınları açık oldukları için. Ama sizin burada bir lisanslama çalışmanız yapması gerekiyor ki... ...o harmanlama sistemi gelip sizin e, aslında koleksiyonunuza baktığı zaman... ...bunları ne amaçla, nasıl kullanabileceğini bir şekilde anlasın. Burada iki yönlü bir model hedeflenmeli e, diye bir not düşmüşüz. Bu da önemli. Yani hem sizin e, harmanlanacak sistemleriniz bu şekilde görülebilir hale gelecek aslında açık lisanslar sayesinde. Hem de siz kullanmak istediğiniz zaman farklı aslında kütüphanelerin sistemlerini oradaki açık lisanslar sizin nasıl kullanabileceğinizi ilgili de bilginin aktarılmasını sağlayacak. Burada Hacettepe Üniversitesi'nin bir kurumsal arşiv yapısını görüyorsunuz. Aynı zamanda bu açık arşiv olarak da kullanılıyor. Bu yapı içerisinde aslında göz attığınız zaman bir, bir takım farklı yayınlar olduğunu görüyoruz. Bu yayınların üzerine tıklayıp da bunların detaylarına baktığımız zaman da işte bu yayınla ilgili bir takım detaylı bilgiler ve bir bağlantı, bir handle kodunu da burada görmüş oluyoruz. Burada bu handle numarası yardımıyla aslında hemen hemen hiçbir şekilde adresin daha sonra değiştirilse bile bu numaradan bu dokümana erişim, mümkün hale gelmiş oluyor. Diğer bir e, özellikle ise bu e, açık lisansla lisanslanmış bir eserin e, kütüphane kataloğu içerisinde yer alma örneğine baktığımız zaman da ise İT'den e, bir örnek verebiliriz burada. Creative Commons'ın e, la lisanslanmış bir kitap vardı. Made with Creative Commons diye. Bu sonuç itibariyle herkesin e, kullanabileceği bir şekilde e, paylaşabileceği, dağıtabileceği, üzerinde bir takım değişiklikler yapabileceği bir kitap. Lisans itibariyle ve bunu e, siz kendiniz kataloglayıp kendi kütüphanenizden erişim sağlama şansına sahip oluyorsunuz. Yani bir şekilde açık lisansa lisanslanmış bir eseri direkt olarak kendi koleksiyonunuza dahil edebiliyorsunuz ve e, bu koleksiyona istendiği gibi sizin kütüphanenizden de erişimi mümkün hale gelebiliyor. Peki e, kütüphanelerde durum bu şekildeyken arşivlerde nasıl bir çalışma söz konusu oluyor. Örneğin Ankara Üniversitesi'nin akademik arşiv sistemi, açık arşiv sistemi içerisinde bir gazete arşiv yapısı var. Bu gazete arşiv yapısı içerisinde de içe birçok farklı telif aslında çalışması dolmuş esere buradan erişmek mümkün. Yine buradan bakın bir handle numarasıyla buradaki yapılara erişim söz konusu olabiliyor ve bu şekilde dökümanın içeriğine erişmeniz mümkün hale geliyor. Burada handle numarasına veya bunun gibi unik bir URL'ye birazcık daha farklı şekilde önem vermek gerekiyor. Bunun nedeni ise sizin yapmış olduğunuz sistemdeki bu kayıtların farklı sistemler tarafından harmanlanıyor olması. Örneğin e veya DSpace gibi platformları kullandığınız zaman bunlar bir şekilde farklı harmanlama motorları tarafından ziyaret ediliyor ve bu kayıtlar alınıyor. Ve o kayıtlar diğer farklı örneğin European diye bir sistem içerisinde oradaki arşive dahil ediliyor veya DOAJ dediğimiz bu açık dergilerin olduğu bir platform içerisinde indekslenmiş oluyor. Ama siz bunlarla ilgili kendi sisteminizde bir URL değişikliği eğer yaparsanız ciddi anlamda bu bağlantıların hepsi bir ölü bağlantıya dönüşüyor. Ama handle numarası gibi bir numara alıp arşivinizdeki eserleri bu numarayla ilişkilendirdiğiniz zaman sizin URL'niz, sizin web adresiniz değişse bile bu handle sistemi içerisinden bu bağlantıyı tekrardan kurmak mümkün oluyor. Böylece sizin koleksiyonunuzu bir şekilde harmanlayan ve kendi koleksiyonlarına dair eden kütüphanelerle olan bağlantınız bir şekilde kopmamış oluyor. Bu açıdan da önemli. Yani açık lisanslarla lisanslayarak kendi koleksiyonunuzda web üzerinden erişime sunduğunuz eserlerin harmanlanma aşamasında bir problem olmaması için mutlaka bu şekildeki permanent URL dediğimiz değişmez URL adreslerini bu handle olabilir, farklı bir sistem olabilir kullanmamız gerekiyor. Buna çok dikkat etmemiz lazım ki bununla ilgili aslında daha önceden Türkiye'den bu çalışmalarla ilgili farklı projelerde farklı aslında koleksiyonlara dahil edilmiş olan eserlere erişimin kalmadığını, erişimin kırıldığını görüyoruz. Bunların ölü linke dönüştüğünü görüyoruz. Bu da ciddi anlamda yapılan emeklere, uzun süreli çalışmalara bir şekilde çok büyük bir zarar vermiş oluyor. Burada bir farklı arşiv mesela Yale Üniversitesi'nin dijital içeriklerinin olduğu bir Yapı var. Burada da aslında bir e, arşiv içerisinden bu eserlere ulaşılabiliyor. Bunların e, detayları e, bir şekilde görülebiliyor ve bunlarla ilgili olarak e, arşiv sistemleri içerisinde uygun bir e, telif hakkı yapısıyla e, bunlar paylaşılabiliyor. Örneğin burada Yale Üniversitesi Sanat Galerisinin bir e, çizimi, bir e, çizim paylaşımı var. Burada en altta görebilirsiniz public domain diye bu oluşturulmuş. Yani buradaki bu çizimi alıp istediğiniz gibi kullanıp ticari amaçla dahil olmak üzere her türlü çalışmayı yapabiliyorsunuz. Ve atıfta bulunmanıza bile gerek olmayan bir yapı karşımıza çıkıyor. Müzelerdeki duruma şöyle bir göz atmak gerekirse aslında müzelerde ...son zamanlarda çok değişik, çok önemli çalışmalar yapılmaya başlandı. Özellikle müzelerin web üstünden erişilebilir kısımlarıyla ilgili... ...son derece güzel projeler var, son derece iyi çalışmalar var. Burada Metropolitan Müzesi'nin aslında sitesini ben mutlaka ziyaret etmenizi öneririm. Çünkü burada son zamanlarda çok büyük bir koleksiyon... ...public domain altında, kamu e, malı olarak aslında paylaşıma sunulmuş durumda bunların dijital içerikleri. Ve herhangi bir aratma yaptığınız zaman örneğin Picasso diye bir arama yaptınız. 1800'ün üzerinde bir sonuç geriye döndü. E, buradaki güzel taraf aslında bunların bir paralel çalışma yapısı olduğu. Yani hem internet üzerinden o eseri görebiliyorsunuz. Hem de o görmüş olduğunuz eserin aslında gidip gerçekten müzenin hangi bölümünde bu esere ulaşabileceğinizi de internet üzerinden gözlemlemiş oluyorsunuz. Ve o eserle ilgili olarak bir şekilde detaylı bir metne bu web sayfası üzerinden erişme durumunuz söz konusu olabiliyor. Yine buradaki aslında detaylı yapıyı şöyle göstereyim. Örneğin Türkiye ile ilgili açık erişim içerisinde olabilecek bir şekilde eserleri listeliyoruz. Yine Metropolitan Müzesi'nin arayüzü içerisinde. Ve burada e, bir tane kask e, yapısı var aslında. E, buna helmet olarak e, indekslenmiş durumda. E, bunun e, İstanbul, e, büyük ihtimalle İstanbul'dan gelen bir eser olduğunu e, detaylarında görüyoruz. Ve bunun aslında işte Fifth Avenue'daki Galeri 379'dan görülebileceği bilgisini de alıyoruz. Yine bakın bu public domain ne? bir şekilde sunulmuş durumda. Yani istenildiği gibi kullanılabilir anlamını taşıyor bu. Aslında bunu kastedik ama bir mifer, yani mifer demek daha doğru olacak ve bu miferin çok detaylı bir şekilde aslında çok farklı açılardan çok yüksek çözünürlükte kaydedilmiş halini de burada görebiliyoruz. Hem burada işte yakınlaştırabiliyoruz, bunu farklı açılardan görebiliyoruz ve makinemize indirip kullanma seçeneği de burada bize sunulmuş durumda. <laughs> Peki daha önceki slaytlarda bahsettiğimiz bu harmanlama yapısı nasıl oluşuyor ve bunun aslında bize sağlamış olduğu avantajlar neler? Bunlara şöyle bir göz atalım. Yani eserleri oluşturdunuz bunların dijital kopyalarını ve bu dijital kopyaları bir şekilde lisansladınız. Bunlar public domain olabilir. CC işte zero ile bir şekilde e, Tehlifsiz olarak paylaşılabilir veya bir şekilde farklı lisans seçenekleriyle bunlar oluşturulabilir. Bunları daha sonra da bir platform içerisinde sunmaya başladınız. İşte örneğin CC Search e, bir Creative Commons'ın yeni oluşturulmuş olduğu arama motoru şu an için imajlar üzerinde bir çalışma yapılıyor. Buradan e, biraz önce örneğini gösterdiğimiz müzeler de dahil olmak üzere bir e, kaynak sağlayıcı oluyorlar. Örneğin burada birçok farklı müze, işte Metropolitan Museum of Art, Brooklyn e, Müzesi, e, bir takım e, yine Hollanda'dan Ries Museum gibi birçok farklı e, kurum ve kuruluş buraya katkı sağlıyor ve e, buradaki yapılar, yani bu müzeler içerisindeki e, eserler e, ve onlar haricinde de bir takım farklı kurum ve kuruluşlar, örneğin burada Flickr görüyoruz. Çok ciddi anlamda bugün belki sayıları 300 milyona yakın imajın buradan beslendiğini görüyoruz. Ve bir takım farklı galerilerden elde edilen çalışmalar. Ve bununla beraber işte bir takım değişik projelerdeki yapılan çalışmaların da burada paylaşıldığını görüyoruz. Bütün bu yapı aslında harmanlanıyor yani üst verileri indekseniyor. Ve bu üst veri indeks yapısı içerisinden siz örneğin Bisikletle ilgili, bike ile ilgili bir aratma yaptığınız zaman, bütün bu koleksiyonlardan çekilen fotoğraflar gelip tek bir platformda erişime sunulmuş oluyor. Örneğin şu anda 10 bin fotoğrafın e, yer aldığı bir aslında anahtar kelime e, sonucularıyla burada karşılaşmış oluyoruz ve buradan e, istediğiniz e, şekillerde bir şekilde, e, örneğin filtreleme yaparak bütün kaynaklar değil de işte dijital müzeyim Dan gelen bilgileri burada, fotoğrafları burada kullanayım istiyor biliyorsunuz ve burada bakın 176 fotoğrafa kadar bu arama sonuçları düşmüş oldu ve herhangi bir tane istediğiniz bir e, resmi, bir görseli aslında buradan e, kullanım hakkına sahip oluyorsunuz. Burada e, fotoğrafla ilgili aslında e, birçok farklı detaylı bilgi de var. Mesela bu CC BY altında yayınlanmış yani bu fotoğrafı kullanırken ticari amaçla kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi üzerine değişiklik yapabilirsiniz. Paylaşma konusunda bir sıkıntı yok ama burada mutlaka atıf vermeniz gerekiyor. Bununla ilgili de CC Search bir aslında güzel bir platform oluşturmuş durumda bununla ilgili olarak. Bu atıfı da sizin için hazırlıyor. Ve bu atıf cümlesini alabiliyorsunuz. Veya alt taraftaki hemen görmüş olduğunuz bu meta dataların da yer aldığı bir HTML bloğu yardımıyla bunu kopyalayıp kendi web sitenize yerleştirebiliyorsunuz. Bununla ilgili bir takım farklı bilgiler de var. Örneğin bu, bu e, fotoğrafın, bu resmin etiketleriyle ilgili farklı e, imajlara buradan atlayabileceğiniz yapılarla ilgili e, birçok farklı bilgi burada söz konusu oluyor. E, bu yapıları aslında birçok farklı araçlarla da destekliyor Creative Commons. Örneğin tarayıcınıza bir e, e, eklenti yerleştirebiliyorsunuz ve bu eklenti yardımıyla e, projenizi yaparken, çalışmanızı hazırlarken, bir içerik geliştirirken hemen bu e, eklenti vasıtasıyla bir basit arama yapıyorsunuz ve bu basit aramanın sonucunda e, hak, hangi haklarla kullanabileceğinizi de öğrenebileceğiniz aslında bir imaj yapısı ve imaj ailesine kavuşmuş oluyorsunuz. Buradan hem zengin metin olarak içinde linklerin de bulunduğu bu atıf yapısını kopyalama şansı hem de imajı da kopyalama şansına sahip oluyorsunuz. Aslında bu araştırmacılar için içerik geliştiriciler için belirli bir proje üzerinde çalışan insanlar için çok büyük bir fırsat. Düşünün dünyadaki önemli galeriler kütüphaneler Müzeler kendi arşivlerini, kendi koleksiyonlarını dijitalleştirerek internet üzerinden açık hale getiriyorlar ve bu açık hale getirdikleri koleksiyonlarındaki eserlerin ne şartlarla kullanılabilecek olduğunu da belirtiyorlar açık lisanslarla, Creative Commons lisanslarıyla ve daha sonra da bunları bütün bu farklı müzelerdeki, galerilerdeki, internet ortamındaki bu farklı kaynaklardaki tüm içeriği örneğin CC Search şeklinde CC Search'e benzer bir arama motoru gelip harmanlıyor bu bilgileri ve tek bir sayfadan veya tek bir eklentiden buradaki bilgileri e, kullanmanızı, e, filtrelemenizi, aramanızı sağlıyor. Ve örneğin indir dediğiniz zaman bunların metadata bilgileriyle beraber size bir döküman ve bir resim şeklinde bunu kendi bilgisayarınıza indirip arşivlemenizi, kullanma sağlıyor. Gerçekten aslında baktığımız zaman e, günümüz e, bilim dünyası için, araştırma ortamları için, e, yaratıcı ve sanatla ilgili, bilimle teknolojiyle ilgili çalışmalar yapanlar için büyük bir fırsat burada karşımıza çıkmış oluyor. E, bu sunuma e, bit.ly/cccam e, adresinden de erişebilirsiniz. Bu e, doküman içindeki linkleri vesaireyi e, daha rahat bir şekilde e, ele alabilmek için aslında çok e, kabaca hem açık lisanslarla ilgili genel bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Creative Commons lisanslarının e, özelliklerine genel hatlarıyla e, değindim ve daha sonra e, kütüphanelerde, e, arşivlerde e, nasıl e, veya müzelerde bunlar nasıl kullanılıyor? Bu açık lisansların kullanım şekilleri nasıl? Bunları değinmeye çalıştım. Son olarak şunu belirtebilirim aslında e, bir eser sahibi e, çalışmasını eğer internet ortamından paylaşacaksa bunları copyright'la yani katı bir telif hakkıyla korumak yerine bu paylaştığı çalışmanın e, nasıl kullanılabileceği, üzerinde değişiklik yapılıp yapılamayacağı, bunlarla ilgili farklı şekillerde e, üzerindeki adaptasyonlar ve diğer özelliklerini belirtebilir açık lisanslarla ve bu şekilde aslında internet ortamına sunabilir. Böylece hem farklı arama motorları örneğin Google'ın arama motoru da bu lisanslara bakıyor. Bu üst okuyabiliyor. Hem bu şekilde farklı arama sonuçlarında bu tarzdaki içerikleri yani açık lisanslarla lisanslanmış olan içerikleri belki de kullanmak isteyen kişilere daha rahat erişilebilir. Hem de sizin yapmış olduğunuz çalışmanın paylaşılma esnasında bir telif hakkı sorunu yaşanmamış olur ve bir şekilde size bir atıfta bulunarak aslında sizin haklarınızın da korunması mümkün hale gelebilir bu bağlamda. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.